Herkese merhabalar. Bugünkü dersimde isimler konusunu işlemeyi istiyorum. Öncelikle ismin tanımına bakalım. İsim nedir? İsim varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere ne diyoruz? İsim diyoruz. İsimleri varlıklara verilişlerine göre, varlıkların sayılarına göre ve varlıkların oluşlarına göre 3'e ayırıyoruz. Öncelikle varlıklara verişlerine göre isimleri inceleyelim. Birinci olarak özel isim. Özel isim nedir? Evrendeki tek bir varlığı ifade eden isimlere özel isim diyoruz. Yani evrende tek bir varlığı ifade edecek. Özel isimlerin kullanma alanları şunlardır. Örneklerle açıklayalım. Kişilerin adları, soyadları, lakapları veya ünvanları özel isimler kategorisindedir. Mehmet, Fatma Hanım, Mustafa Kemal Paşa gibi. Ülke, devlet, millet ve kıta isimleri. Türkiye, Asya yani kıta olarak Asya kıtası gibi. Dil, din ve mezhep isimleri. Türkçe, Müslüman veya Türk gibi. Kurum ve kuruluş isimleri. Yılmaz Yayıncılık, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu bunlara örnek teşkil eder. Gök cisimleri isimleri de yine aynı zamanda özel isimler kategorisindedir. Venüs, Kutup Yıldızı ve Güneşi örnek verebiliriz. Gazete, dergi ve kitap isimleri de aynı zamanda Akşehir Haber, Meraklı Minik, Hedefim LGS gibi. Bölge, il, ilçe, köy, semt, cadde ve yer adları İç Anadolu, Konya, Akşehir, Yarenler Mahallesi gibi. Uyarı olarak özel isimler büyük harfle başlar ve özel isimlere getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Örneğin Hasan Bey'in derken buradaki Bey'den sonraki ineki kesme işaretiyle ayrılıyor. Isparta'nın derken buradaki nın eki Atatürk Bulvarı'nda derken nıdan iki kesme işaretiyle ayrılıyor. İkinci bir uyarımız ise özel isimlere getirilen yapım ekleri çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme işaretiyle yani kesmeyle ayrılmaz. Konyalı derken l eki yapım ekidir ayrılamaz. İngilizcenin yine İngiliz'den İngilizce yapım eki ve sonrasında gelen ekler ayrılmıyor. Elifler çokluk eki değil aile olarak kullanmış. Türkler burada çokluk eki olarak kullanıldığı için Bunları kesme ile ayırmıyoruz. İkinci olarak cins, diğer adıyla tür isim. Aynı türden varlıkları karşılayan isimlerdir cins isimler. Örneğin kitap, masa, kuş, elma bu verilen örnekler kendi türlerinden bir varlığı karşılayan isimlerdir. Uyarı olarak cins isimler kullandıkları cümleye göre özel isimde olabilirler birinci örneğimizde annesine bir demet gül almış derken buradaki gül sözcüğü çiçek olan güldür ve aynı türden varlığı karşılayan isim olduğu için cins isimdir. Arkadaşım gül beni çok sever derken buradaki gül insan ismi yani özeldir. E, özel isim neydi? Evrende tek bir varlığı ifade eden isimlerde burada da gül özel isim olarak kullanmıştır. B maddesinde varlıkların sayılarına göre isimler dedik. Bir tekil isim, Aynı tür varlıkların yalnızca birini karşılayan isimlerdir. Kedi, uçak, yastık, masa gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Çoğul isimler ise aynı türden olan birden fazla. Buraya dikkat edin. Birden fazla varlığı karşılayan isimlerdir. -lar, ekleriyle isimler çoğul yapılır. Örneğin köpek, köpekler, masa, masalar, öğrenci, öğrenciler derken buradaki -ler, -lar ekleri çoğul isim olarak kullanılmıştır. Yani ismi çoğaltmıştır. Topluluk ismi çoğul eki almadığı halde çoğul anlam taşıyan ve birden çok varlıktan oluşan topluluğu karşılayan isimlerdir. Takım, deste, orman, bölük, küme, millet örnek olarak verilebilir. Bununla ilgili bir uyarımızda topluluk isimleri çoğul eki alabilirler. Ormanlar ve kümeler örneğinde olduğu gibi. Burada kalemle ilgili örneği tekil, çoğul ve topluluk olarak incelesek kalem tekil, kalemler, ekinden dolayı çoğul isim, düzine, yani birden çok kalemden oluştuğu için de topluluk ismi diyoruz. Gelelim varlıkların oluşlarına göre isimler. Bunlar da somut ve soyut isim olarak ikiye ayrılıyordu. Somut isimler beş duy organımızın, yani görme, işitme, koklama, dokunma, tatma bunlardan herhangi biriyle algılayabildiğimiz kavramları karşılayan isimler somut isimlerdi. Ses, ışık, böcek, kar, hava ve tatlı gibi sözcükler bunları örnekleri çoğaltabiliriz. Soyut isim ise beş duyu organımızın herhangi biriyle algılayamadığımız fakat varlığı düşünce yoluyla kabul edilen, söylendiğinde zihinde belli bir görüntü veya tasavvur yani zihinde canlandırma diğer adıyla tasarım uyandırmayan bir kavramın ismine soyut isim diyoruz. Öfke, umut, sevgi, gönül, doğruluk, rüya, melek, şeytan, Allah gibi örnekleri çoğaltabiliriz. biliriz. Ee, şimdi de biraz da test diyelim isterseniz testler e, üzerinde yani sorularla bunu somutlaştırmaya çalışalım konumuzu. Orman sözcüğü için hangisi doğrudur diyor? A tekil cins somut, B topluluk özel soyut, C çoğul cins somut, D topluluk cins somut. Şimdi orman sözcüğü tekil midir? Hayır çünkü bir topluluğu işaret ediyor. Yani topluluk ifade ettiği için tekil diyemeyiz, çoğul da diyemeyiz, topluluk. B ve D şıkkından gidelim. Özel isim midir orman? Hayır. Cins isim midir? Evet. O zaman B ile D'de özel ve cins ayrımına geçtiğimiz için orman topluluk ismidir, cins isimdir ve somut isimdir diyoruz. O zaman cevabımız ne olacak? denizli şıkkı D şıkkımız olacaktır. İkinci sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim vardır diyor. A. Yağmurun yağışını izlemeyi çok severim derken buradaki yağmurun yeşi büyük harfle yazıldığı için özel isim olarak algılanmasın. Bir yağış şekli olan yağmur burada özel isim değil, cins isimdir. Pamuk hasta olduğu için veterineri götürdük. Bahar alerjisi varmış. Sevgi ilişkilerin temelini oluşturur derken şıkları inceleyelim. E, pamuk hasta olduğu için buradaki Pamuk sözcüğü bir hayvana verilen özel ad olduğu için özel isim görevindedir. Ve cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Bahar arazisi derken buradaki ilkbahardan bahsedilmiş. Bahar özel isim olarak kullanılan bir insan ismi değildir. Sevgi de yine aynı şekilde e, bir e, soyut bir kavram olduğu için e, özel isim değil cins Sevgi ilişkilerin temelini oluşturur dediğimizde burada e, cins isim. Bahar yine cins isim, yağmur cins isim, pamukta bir hayvana verilen e, özel isim olduğu için cevabımız bursa şıkkı olacaktır. Sıra sizde bölümüne geldiğimizde şöyle bir sorumuz var. Cik eki hangisinde eklendiği kelimeye küçültme anlamı katmıştır diye bir sorumuz var. A. Bahçedeki gelincikler çok güzel kokuyordu. B. Doktor bademciklerimi alması gerektiğini söyledi. C. Kedicik soğuktan üşümüş. D. Yağmurdan sokakta gölcük oluşmuştu. Evet sorumuz bu. Sorumuzun cevabını yorumlar kısmında sizden bekliyorum arkadaşlar. Happens equal, I guess.